hoş geldin. Hoş bulduk bir tanem. Hoş geldin Zeynep abla, çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim Ela'cığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeynep abla, şimdi sen yabancı mısın? Hayır, Türk'üm. Zeyno ablan Hollanda'da yaşamış bir süre. Sonra buraya dönmüş amcacığım. Uy. Hollanda'da yaşayan Türkler var Çınar'cığım. Aslında Türkler ama Hollanda'da yaşıyorlar. Evet, artık bu kadar gevezelik yeter. Onların uyku saati geldi de geçiyor bile. Hadi Zümrüt'cüğüm. Ama hala. Ama birazcık daha dursak, hem de Zeyno abla yeni geldi. Tatlım, bundan sonra Zeyno abla sık sık buraya gelecek. Artık uyku vakti, tamam mı? İyi geceler. Hadi bakalım çocuklar. Hadi oğlum, hadi bakalım. İyi geceler. Ne iş yapıyordun Hollanda'da Zeynep? Hemşireyim ben. Yani hemşireydim 5 yıl öncesine kadar. Sıkıldınız herhalde, hastaneler falan. Yok, çok severek yapıyordum işimi. İsteyerek de seçmiştim. Cezaevine girmesem devam ederdim. Tuzluğu alabilir miyim? Teşekkürler. Neden girdiniz cezaevine? Sözlüğümü vurdum. Bir anlık öfke diyelim. Yukarıda neler oldu inanamayacaksınız. Ne oldu? Şu Çınar'ı kurtaran kız yok mu? Katilmiş. Sözlüsünü vurmuş Hollanda'da. Merakımı mazur gör Zeynep. Neden vurdun sözlüğünü? Evleneceğiz dedi. Oyaladı beni. Sen de çekip vurdun adamı, öyle mi? Yok. Aslında karnımdaki bebeği öldürmek isteyince ben de kendimi korudum. İnanmıştım ona. Çok güvenmiştim. Herkese güvenmemem gerektiğini öğrenmem için birkaç yıl hapiste yatmam gerekti. Neyse ki anladım. Hayatta herkes kötülük yapabiliyor. Ben de bunu bebeğimi kaybedince anladım. Düşürdünüz mü bebeğinizi? Yok. Ama düşürmek istedim. Sonra yapamadım. Siz de annesiniz. Bilirsiniz. İnsan kıyamıyor yavrusuna. Evladın canı kadar kıymetli bir şey yok değil mi Zümrüt Hanım? Neyse, olan olmuş artık. Kader meselesi. Başka şeylerden bahsederim, keyfimiz kaçmasın. Hadi güzel günlere. Bebeğim karnımda büyüdükçe umut oldu bana. Yaşamak için, düşmemek için, dayanmak için bir sebep oldu. Bir gece hapishanenin revirinde doğurdum ben oğlumu. Onu doğururken çektiğim acı, bu dünyadaki son acımı sanıyordum ama değilmiş. Tam bir gün bile kalamadım oğlumla. Doya doya öpüp koklayamadım. Sosyal hizmetler almasın diye ablamla enişteme emanet etmiştim. Her gece yarın onu göreceğim diye uyuyordum. Her sabah yüreğim ağzımda bekledim. Ama gelmedi. Sonra öğrendim ki ablamla eniştemi öldürmüşler. Ya da belki birileri öldürttü. Peki oğlunuz yaşıyor mu? Yaşıyor. Çok şükür. Nerede yaşıyor? Hollanda'da mı? Hayır.
bu evde. Ben de onu almaya geldim.